Herkese merhaba arkadaşlar. Civilization 4 serimize ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Önceki bölümde medeniyetimizi kurmuştuk. 4 şehirlik bir medeniyetimiz var ama Fransa ve diğerlerinden geri kaldığımız aşikar. Tabii hem harikayı önerdik hem de zorluk seviyesi. Yani malum yani mevcut şartlar, matbaanın bize geç gelmesi falan. Aynı şeyler. Şimdi bu bölümde arkadaşlar toparlanacağız, daha da hızlanacağız. Bu arada ilk bölüme çok güzel yorumlar geldi. Tahmin ettiğim yorumlar da geldi. Niye 5 değil de 4 diye. Zaten birinci videoda açıklamıştım. Niye 5 değil de 4 ile başladığımı. Zaten 5 ile devam edeceğiz inşallah. Güzel bir seri olacak diye düşünüyorum. 2-3 günde 700 küsür aboneli bir kanalda 1000 izlenmeye geçtiyse siz de beğenmişsiniz demektir benim için. Evet, zaman çalmadan devam edeyim o zaman. Hemen turumuzu atlayalım. Tabii yine Yahudi olduğumuz için Fransa'nın, Almanya'nın hareketlerini görebiliyoruz. Ve diğer Yahudiliği benimsememesine rağmen Yahudi şehri olan devletlerin de. Evet evet. Bu çok güzel olacak çünkü olası bir saldırıda bile savaş anında şehirlerinde kaç asker var, nereye yönelelim falan filan bunu görebileceğiz. Bu arada Sokrates Paris'te şu an uzak bir yerde dediğine göre henüz tanımadığımız bir şehirde olmuş olsa gerek. Bizde de Ananda doğmuş. Büyük peygamber diyor ama. Ya dini bir lider demek istiyor aslında ama oyunda Great Prophet falan diye yazdığı için o tarz bir şey yazıyordu sanırım. Onun için öyle çevirdim. Kusura bakmayın yani. Normalde hepsi peygamber değildir muhtemelen de. Evet. Belki de bir Hindu peygamberidir. Neyse bu konuyu abartmayalım. Şimdi buraya hacı şey yaptık biz. Ne yaptık? Camimizi, cumumuzu yaptık. Yani Yahudi kilisesini. Buraya bir büyük peygamber daha ekleyelim. Şu şehir yine güzel olacak ama bu arada şunu da bir açmak istiyorum. Evet evet iyiymiş. Tamam. Büyük peygamber olarak eklensin buraya. Hem de daha hızlı bir şehir haline gelir Londra. Londra önemli başkentimiz. Evet bu arada diğerlerini de izliyoruz tur geçerken. Hava gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Bismarck adlı lideri altın çağa başladı. Vay Bismarck hayırlı olsun kardeş. Bize de bir 2-3 paslarsın bir şeyler artık. Vallahi Bismarck da Yahudi değil mi? Bakayım evet. Şu anda Batı Avrupa, Kuzey Batı Avrupa diyelim daha doğrusu. Çünkü İspanya benimsemedi. Kuzey Batı Avrupa olarak Yahudiyiz. Güzel bir birlik kurduk en azından. İşçi bot öneriyorsun. Güzel aslında evet. Haklısın ama demirhane yapsak daha güzel olmaz mı? Ama işçi bot da öneriyorsun. Yani göçmen de yapsak güzel olur. Bir şehri inceleyelim hacı. Şu anda aslında işçi botu çok gerek yok ama ya şunu şöyle yapsak daha güzel olacak. Şimdilik bir demirhaneyi bul da sonra düşünürüz onları. Onun haricinde o da demirhane buluyor. Güzel. Şu demirhane bittikten sonra başka bir şehir daha bulmamız lazım. Bulmamız derken kurmamız anlamında. Evet. Oyun kaydedildi. Güzel. Şu anda Fransız işçileri bayağı yoğun. Adamlar iki işçi çıkarmış. Bizim de biraz daha fazla işçi falan filan çıkarsak iyi olur aslında. Şu demirhane bitsin. Yavaş yavaş iki göçmen, 3-4 tane işçi falan filan çıkaracağım. Böylece medeniyetimiz gelişsin diye. Bu arada iyice alt sırada düştük gördüğünüz gibi şu anda. Ama bayağı bir gelirimiz var. Yahudilik Hastings şehrine yayılmış. Güzel. Ah, teknolojiyi de atladık. Bu da iyi. Acaba hangi teknolojiyi keşfettik? Alfabe. Alfabe arkadaşlar teknoloji ticareti yapmamızı sağlayan bir keşif oldu. Bu yönden güzel. Şimdi işimize yarayan bir dünya harikası bulmak isterim. Eğer biz büyük kütüphaneyi bulursak iki ücretsiz bilgin sağlığı çok da bir şey vermiyor. Yakınlarda Chichen Itza'yı bulsak. Chichen Itza, Helezon. Tüm şehirlere %25 savunma sağlıyor ama yani çok da gerekli değil. Olsa da olur aslında ama Ayasofya'da gözüm ya. Çünkü işçilerin çalışmasını %50 arttırıyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani bir işçi bir yere 3 turda bir şey buluyorsa 12 turda bulacak. Daha iyi olacak. Mühendisliğe gitmemiz lazım o zaman. Mekaniği bulmamız lazım. Bu yolu izleyelim arkadaşlar. Geriye kalanları teknoloji ticaretiyle halletmeye çalışacağım. Örneğin Jules Caesar'a girelim. Şu an bir proteryan birimim var. Ha ha ha. Bir tane mi var? Bizde hiç yok. Çaktırma.
Bir tane silah var. Oo, bundan biniciliği alabiliriz. Sınırları açalım mı senle? Açalım. Hacı, sınırı açalım mı? Güzel. Biniciliği ver. Bunun için ne istiyorsun? Tek tanrıcılıkla monarşi. Yani 495, 100 bilmem kaç. Biz daha fazla bir şey veriyoruz ama. Alfabeyle şeyi vermek de nedir? Sadece monarşiyi versek. Veriyor. Oh, iyi pazarlık ettim he. Kabul ediyoruz. Tamam, eyvallah. Sağ ol. Ticaret iyidir. Gördüğünüz gibi biniciliği Jules Caesar'dan aldık. Biz de ona monarşiyi verdik. O da monarşiyi buldu. Cengiz Han, sende ne var hacı? Hiçbir şey yok. İstersen Bismarck'a savaş açtırırım. Ama böyle bir anlaşma olmayacağını söylediğim için üzgünüm. Ha, yine iyi yaklaşıyor ya. Çünkü bize hiçbir kızgınlığı yok adamın. Cengiz, seni sevdim kardeş. Biz varız. Bismarck, sen nasılsın? Memnun bizden. Vay! Artı 4, biz din kardeşiyiz. Arkadaşlar bakın, aynı dine sahip olunca bayağı seviyorlar bizi. Selamlar Serkut. Nasıl yardımcı olurum? Vallahi hacı, bakalım inşaat versene. Biz inşaata ihtiyacımız var bizim. Alfabeyle tek tanrıcını istiyorsun. Aslında iyi bir anlaşma olabilir. İkimiz de birlikte güçleniriz. Sadece alfabeyi versem. Ne istersin? 100 altın. Para veririz hacı. Para sorun değil. O zaman tek tanrıcılığı verip üstüne daha da fazla para versek. 600, daha iyi bence. Sana alfabeyi vermektense. Bir dakika, başkalarından bulabilir miyiz acaba? Onlara da bakalım. Kiros'ta her şey var maşallah. Metal döküm bulamamış. İskender'de oh, adam parayı bile bulmuş. Para için ne istiyorsun? Güzel. Parayı da bu şekilde elde edebiliriz. Para iyi anlaşma aslında ya. Hacı, alfabe herkese yayılsın ya. Everything is worth what its purchaser will pay. Alfabeyi biz bulduk ama inşaat için ne istiyorsun? İkisi. Ben tek tanrıcılığı vereyim sana. Sen burada çok geri kalmışsın. İlla alfabeyi istiyorsun. Peki sana alfabeyi vereyim. 130 altın. Yani tek tanrıcılık da çok şey bir teknoloji ya. Onu versek mi aslında? Yok, vermeyelim ya. Tamam tamam. İnşaatı da alalım. Güzel. Şimdi İzabel'le hiçbir anlaşma yapamayacağız çünkü sinirli. Niye? Saçma bir din diye. Sizin dininiz saçma lan. Nasıl bizim din saçma oluyor? İstesek Yahudiliğe çağırabiliriz ama halkımın çok azı bu inanca sahip diyor. Kabul etmeyecek. İskender, senle yapmıştık zaten. Aa, yasalar var. Onu da hacı belki sonra alırız ama yasalar da çok bir şey vermiyor. Napolyon, sen birinci sıradasın. Ama alfabe sende de yok. Peki seni İzabel'le savaştırsam ne istersin? Böyle bir ticaret yapacağım sanmıyorum. Tamam ama bizden memnun. Oo, artı 5 kazanıyoruz din kardeşliğinden. Güzel güzel. Alfabeyi verdik ama takvim derebelik niye vermiyor peki bunları? Henüz bu teknolojinin uzaklara yayılmasını istemiyoruz. Vay, eline tutacaksın değil mi çakal? Bunu da aynı şekilde. Tamam, olsun hacı. Biraz gördüğünüz gibi teknoloji ticaretiyle ikinci sıraya çıktık. Biraz toparladık teknolojiyle. Zaman geçti ama olsun. Bu arada dediğim gibi hava sıcak. Ben de su içeceğim şimdi. Rahatsız olmazsınız inşallah. Oh be, su gibisi yok. Aşağıdaki haracı talep ediyoruz. Haraç. Haraç sen benden. Sen haraç. Sen. Sen milyar milyon. İtalya medeniyeti tedbirlisin zaten. Hacı defol. Sinirlendi. Ne yapıyorsan yap. İstersen öfkelen. Sinirinin bir ötesi öfkeli oluyor. Aa, deve heykeli bulabiliyoruz ama onu başkentimizde bulsak daha şık olmaz mı? Bence daha şık olur. Sen pazarı bul desem fena da olmaz ama işçi but bul veya sen pazarı bul ya. Ya ama teknolojimiz bayağı iyi. Sen bir işçi bot bul bakalım. Veya bir tane kayık bulsana sen. Şuralara çıkarma yapalım. Birazdan şehir üreteceğiz çünkü patır patır. Dev heykeli Londra'da bulmayı düşünüyorum. Bulmak derken kurmayı kastediyorum. Teknolojiyle bina inşaatı fiillerini karıştırıyorum yani. Bulunan neydi ya? Teknoloji miydi falan? Karışıyor biraz. Evet. Bu arada Fransa güzel yayılmış ha. Şimdi arkadaşlar, İtalya ile aramız bozulursa bozulsun. İtalya biliyorsun şu bu tarafta. Fransa ve Almanya bizim dostumuz zaten. Daha askeri gelenek teknolojisini keşfetmediğim için
savunma ittifakı diye bir anlaşma yok. O teknoloji keşfedince savunma ittifakı anlaşmaları kurabiliyorsun başka devletlerle. O zamana kadar yine en azından bir memnuniyetimiz var Fransa ve Almanya ile. O bile yeter bize. Zaten bir tampon oluşturuyorlar Fransa ile Almanya, İtalya'ya karşı. Zaten İtalya büyük bir tehdit değil. Biz bile yeneriz. Şu an askeri açıdan iyi bir devlet değiliz ama olsun. Evet, kayık ürettik. İlk kayığımızı üretmişiz bu arada. Farkındayım onun. Hacı sen deve keli iyi buluyorsun ya. Ama su kemeri de bulsan, su kemeri bulsana bize. Sen şimdilik burada kal. Oo, burası artmış bayağı. Sen bize ne yap biliyor musun? Şöyle gel. Tamam. Yo, bir dakika, gerek yok. Tamam. Bu tur buluyoruz. Yani kuruyoruz. Pardon, yine buluyoruz dedim. Demirhaneyi. Fransa'nın da bayağı atlı okçular, zıpkınlılar, onlar bunlar. Demirhane kuruldu. Sen deve ekili 8 turda buluyorsun. Sen bul deve ekili. Bu arada deve ekili bulurken, yani kurarken, pardon, hep bulurken diyeyim ben ya, siz anladınız. 7 turda. Aa, 7 tur daha iyi. Olur, bana uyar. Her şey yolunda. Her şey bir şey bulmaya başladı ya. Serfliği benimsedi İskender. Tımar sistemini de benimsedi. Ve kılıçsal kuralı benimsedi. İskender resmen reform yaptı ya. Adam bayağı bir. Bu arada İstanbul diyeceğim ya. Londra'nın hem hastalık hem de kızgınlık sorunu var. Nüfus düşse fena olmaz aslında. York 7'ye çıkabilecek misin? Çıkamayacaksın. Bir dakika, sen bu kadar hızlı gitme o zaman. Sana şöyle bir şey yapalım. Biraz orayı tüket. Şöyle yap. Sen bu kadar hızlı gitme. Fransa ile sınırımız açık olduğu için şu anda Manş tüneliydi değil mi? Manş geçidiydi orası. Evet. Manş geçidinden, yani şuradan Manş denizinden ordu geçirebiliyor. Eğer açık olmasa şurada kurulan şehrin hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü ürettiği şeyler çıkamayacak. Bizim sınırımızdan geçemediği için. Bu şehir çıkabilir ama. Şimdi bakalım, her şey yolunda gidiyor. 5 tur kalmış. Seni şöyle alıp, aa, böyle yapabiliriz. Yine 5 tur. Güzel. Güzel, iyi. Evet, deve heykeli de bulacağız arkadaşlar. Yine kültür seviyesini arttıracak devletimizin. Bu arada İtalya, pardon, İtalya değildi herhalde. Yunanistan'la İran savaştaydı, değil mi? Evet. Ki hemen Kiros geldi bize savaş aç diye. Ya hacı, tamam, yiyin birbirinizi ama kötü Yunan halkı hepimizin üzerinde planlar kuruyor. Serkut, hadi onları bir delik dök edelim. Üzgünüm ama bu savaşa katılmamız doğru değil. Yani. Kusura bakma. Oradan oraya ne işin var? Sen manastır bul. Sen bu arada ne yap? Sen su kemeri buluyorsun. Sen de deve heykel. Güzel, güzel. Evet. Bu arada Fransa Alman sınırına ordu yaklaştırıyor. Mali ile tanıştık. Saçma bir din. Sen de mi Budist oldun? Hep bu İzabel'in gazına geliyorsun sen. Musa, yapma böyle. Bak, adın peygamber ismi. Adına yakışır davran. Yahudiliği seç. Musevi, Yahudi, hani oradan. Tamam, çakmadın. Boş ver. Hoş geldin Serkut. Ben Mali medeniyetinin mütevazi hükümdarı Mansa Musa. Sana dostluk elimi uzatıyorum. Ne güzel bir karşılama. Barış zamanı. Kanka senin, vay. Şey yaparız. Edebiyat olmadı. İkisini de ver. Bak, bu güzel anlaşma işte. Yahudiliğe de geçsene. Olmaz diyorsun. Tamam, bu iyidir. Ben bunu kabul ediyorum. İkisini de ver bize. Güzel. Evet arkadaşlar, yine üçüncülüğe çıktık. Burada bir hata olmuş. Sana çığ diyeceğime oraya herhalde ı kalmış. Bir dakika, ben bunu bir not alayım. Tamam, bu videonun bu kısmında hatırlarım ben bunu. Bunu düzelteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dedim ki yamayı %98 yaptım. Bazı arkadaşlar paylaşmamı istemişler ama bazı böyle, hani normalde ı harfinin kodu var. İşte 2 nokta üst üste 253, kare 2 nokta üst üste 253, noktalı virgül falan gibi bir kod olması lazım hatta.
Onun yerine I'ya basmışım yanlışlıkla. Dalgınlama gelmiş. Normalde Türkçe karakterlere kod yapıştırmam lazım oyunun kodunu. Bu da o hatalardan biri. Sanatçı diyeceğine şey çıkmış. İslam'ın simgesi çıkmış. Ben de bir ara şaşırdım. İslam'a mı geçtik ne oldu falan diye. Halbuki alakası yok. Kas sistemini uygulayabilirsin demek istiyor. Bir bakalım yönetim değişikliğine geçebilir miyiz diye. Bunu ve bu bir şey yok. Şu ikisini kabul edebiliriz aslında. Yapalım. Şöyle bir devrim yapalım burada. Evet. Bu arada Napolyon asma bahçesini kurmuş. Güzel. Bir barış sesi duydum ama. İskender ve Kiros barıştı. Demin beni savaşa çağırıyordun. Ne oldu? Bazı arkadaşlar oyunda şöyle bir şey oluyor. Sizi savaşa çağırıyor. Sonra kendi barışıyor. Hadi İskender'le baş başa kalıyorsun. Haraç olarak istiyor. Siz çok olmaya başladığınız zaman. Git Mansa Musa'dan al. Ona yeni verdim. Tek tanrıcılığı haraç olarak istiyorsun. Sen de çok fazla oldun. Çok fazla oldun sen de. Şimdi. Cengiz Han dostum. Seni severim. Jules Caesar'a savaş açtırabilir mi? Ama Cengiz Han ta burada. Cengiz sen kal şimdilik. Kiros kanka diyeceğim de yok o da olmaz. Isabel. Sen bir şey vermezsin zaten. Düşman diyorum ya. Dostlarımızın hepsi de yüksek seviyelerde. He. İskender'le dost muyuz? Tedbirli. Aslında İskender'le çok aramız bozuk değil. Yani ekonomik açıdan bu arada bayağı iyi durumdayız. Millet teknolojide yavaş yavaş artmış ama biz de onları yakalamaya başladık. Mekanizmayı bulmamız çok önemli. Ayasofya'yı bulmak çok iyi olacak bizim için açımızdan. Ayasofya'yı kurduk mu? Çok güzel olacak. Bu arada işçimiz az geliyor ya. Şu dev heykel bitsin arkadaşlar. Bir ekonomik kalkınma yapacağız. O atılım yapacağım ama baştan hani güvendeyiz diye biraz böyle harikalar bulayım, şehri daha da iyileştireyim falan. Yoksa ordu ve yayılmaya yönelik giderdik. Bunu geçen bölümde de söylemiştim. Büyük kütüphaneyi bulsak daha iyi olur aslında. Güzel olur. Ama Çiçin de çok güzel. Büyük kütüphane çok bir şey vermiyor demiştim. Çiçin bulsak çok güzel olur. Sen Çiçin bul. Bu arada seni şeye yönlendirelim. Gelişmeye yönlendirelim. 24 tur, 23 tur. Şuraya bir şey yapsana hacı ya. Sen ne yapıyorsun şu an? Buraya yol mu yapıyorsun? Ne kuruyor? Bakayım. Yol kuruyor. Evet, tamam sen yol kur ama benim şeyime gel. Kumandama geç artık. Otomatikliği bırak. Sen de burada hız basmaya devam et. Dev heykel 2 tur. Güzel. Bu arada gördüyseniz mutluluk seviyesi alttan 7'ye çıkarabildik. Çünkü o benimsemediğimiz kalıtsal kural yönetiminden dolayı. Kalıtsal kural yönetimi şehre üstündeki, içindeki yani asker birimi kadar artı bir mutluluk kazandırıyor. Mesela burada bir tane baltalı var. Bir tane daha baltalı olsa artı 2 olacak. Bu arada sen aslında burada demir var. Doğru söylüyorsun da. Şuraya bir maden kurman biraz daha elzem benim için ya. Çiçin bulacağız çünkü başkasına kaptırmak istemiyorum. Evet bir dahaki tur dev heykeli buluyoruz. Fransa Almanya'yla dost olsa gerek ki o kadar sınırından geçiyor, orduları yaklaştırıyor falan filan. Daha Rusya'yla tanıştık mı? Tanışmadık. Evet dev heykeli kuran biz olduk. Şunu bir kurulumu biraz izlemek istiyorum bakayım nasılmış. Vay be. Rodos'taydı arkadaşlar. Ama daha sonra yıkılmış. Güzel. Şimdi kütüphaneyi bulmayacağım aslında. Bir tane bot üretsen. O botu bir üret bakalım. Dev heykeli yaptık. Güzel. Berlin 8'de. Münih daha gelişmiş Berlin'den. İlginç. Paris 13'e gelmiş ya. İşçi botu yaptık. Tamam. Şimdi arkadaş, sen göçmenle başla. Sen de buraya gel. Full göçmenle yardır gitsin. 4 tur diyorsun. Güzel. Sen Çiçin'i buluyorsun. O da güzel. Devam. Milattan sonra 1300'lü yıllara geldik. Şu an tek savaş İran'la Yunanistan arasındaydı. O da bitti. Muhtemelen ikisi de bir şey kazanamadılar. Evet, şu anda arkadaşlar Londra'nın çevresindeki iki balık ve bir yengeçten faydalanıyoruz. Ve bu yengeci de Fransız şehri Lyon'un kullanmasına izin vermiyoruz. Normalde kullanabilecek mesafede çünkü Londra'nın kültürü çok fazla. Mekanizmayı bulmamız da az kalmış, bu da güzel.
Evet, mekanizmayı bulduk. Üçüncü sırada, ilk dörde, dörtte yerimizi koruduk yani, sağlamız. Arada Bismarck bizi geçiyor. İskender'i de Yahudi kulübüne alsak, dört Yahudi zirveyi oynuyoruz zaten. Ama arkadaşlar ileride Cengiz Han ve Katerina'nın bulunduğu topraklar geniş olduğu için onlar çok güçlü oluyorlar. Ben bunu, bu oyunu daha önce oynamıştım kardeşimle. Ve çok zevkliydi. Yine ben İngiltere'ydim. Veya ben Fransa'ydım galiba, o İngiltere'ydi. Tam hatırlamıyorum. Almanya'yı durduramadık ve Rusya'yı da, çok güçlü oluyorlardı. Burada da öyle bir şey olursa tadından yenmez tabi. Tabi değişebilir yani, her oyunun serüveni aynı olacak diye bir şey yok. Mekanizma bize ne getirmişti? Hiç bakmadık, atladık ama. Bir şehirde anlarız şimdi. Göçmenimiz bir çıksın da artık şehir sayısını 8'e çıkartacağım direkt. Yavaş yavaş adamızdan dışarıda çıkacağız. Mekanizma istiyorsun. Müzik de var. Bir dakika hacı, bunu bir konuşalım, tamam mı? Şimdi mekanizmayı kimse bulmadan herkese pazarlayabiliriz. Kiros, senle zaten hiç yani yere bir şey yapılmaz, iş yapılmaz senle. Seni savaş ilan ettirebiliriz ama şu an ettirmeyelim kimseye. Mansa Musa, sen de müzikle pusula var, tamam. Onu alabiliriz mekanizma sayesinde. Isabel, büyük kütüphaneyi Bismarck kurmuş bu arada. O bizim için önemli değildi. Isabel'le hiçbir şey yapılmaz. Bismarck müziği vermiyor. Yayılması istemiyorum diyorsun da aynı teknoloji şeyde var acı. Mansa Musa'da. İskender, sen derebeyliği veririm. Oo, derebeylik iyi. Tımar sistemi falan da geliyor. 1100 bilmem kaç. Bu da aynı. Peki buna ne istersin? 490 altın, biraz fazla değil mi? Bir dursana, seninle sonra görüşürüz yine. Tamam, o zaman biz derebeyliği İskender'den alalım. Anlaşmanı kabul ediyoruz. Hayır. Mansa Musa, sen de gel. Şu ikisini hacı verir misin? Vermezsin. Peki hangisi daha pahalı ve işimize yarar? Kaşif çıkartabiliyorsun. Müzikten askeri gelenek. Askeri gelenek iyidir. 90 altın. Niye bu daha mı pahalı? Yo, daha ucuz. Ne bu kazıklık? Pusula 660. Vallahi hacı, kazık yani. İkisi belki fit olur da. Hala 90 altın diyor. Bence bunu kabul edersin. Bundan daha iyisini yapabilirsin ya. Yapabilirim, tamam, 90 altını verebilirim de. Neyse ya, artık alak ya. Müzik iyidir. Tamam, aldım hacı. Ver gitsin. Gördüğünüz gibi ikinci sıraya çıktık. Evet, buraya da bir de yol yap hazır bu dağdayken. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi Çiçinitse kurulumu dağda hızlandı. Çünkü buraya maden yaptık. Onun için o işçiyi bölmüştüm. Bu arada göçmenimiz çıkıyor. Göçmenden sonra hemen bir işçi çıkaracağım. Ondan sonra bir göçmen daha. Başkent Londra'nın o ekmek fazlasını gelişim araçlarına kullanacağız. Yani göçmen ve işçi gibi. Evet. Göçmen çıktı. İşçi 2 tur diyorsun. Güzel. Bir işçi bot daha diyorsun. Aslında çıkar gitsin ya. Muhtemelen ihtiyacı olan bir şehir var kuzeyde. Onun için söylüyor. Deniz feneri kur diyorsun. İyi bir şey aslında ama manastır kur da güzel olur. Şimdi sen kuzeye gideceksin veya oraya gideceksin. O şehri nereye kursak aslında? Şu kuzeye doğru git bakalım. Şuraya kursak iyi olabilir. Evet. Yani buraya kursak veya buraya kursak olmaz. Aynen, şurası çok iyi olacak onun için. Bence de. Alman izcileri Fransa'yı keşfediyor. Aslında biz de kıta Avrupa'sına bir izci bir şey gönderip diğer devletlerle tanışabiliriz. Yaparız onu ileride. İkinci sıradayız şu an. İşçi bot ürettik. Yine işçi bot öneriyorlar ama işçiyi bulmak 2 tur, göçmene 4 tura çıkmış. İşçi bulalım. Sen nereye git biliyor musun? Burada var mı? Şu şehri biraz geliştirmemiz lazım. Sen buraya git. Sen de hacı, şuraya gel, şu demiri artık kullansın şu şehir. Muhtemelen otomatik yönlendirsem de kendi kendine oraya giderdi. Bu arada Napolyon bayağı puan farkı açmış ya, 539'da. Fransa bayağı güçlü olacak.
Evet, sen burada hemen bir maden kur bakalım. Demiri kullanmaya başlayalım. Yodilik Stuttgart'a yayıldı. Güzel. Stuttgart'a yayılmış. Mücevher varmış köyünde. Vay. Almanya'nın zenginliği nereden geldi belli. Anlaşma iptal edildi. Açık sınırlar. Jules Cesar'la. Olur. Çok da tın yani. İşçi ürettik. Güzel. Göçmen yerine bir işçi bot daha üretelim. Sen otomatik takılacı. Sana orası öneriyorlar ama yani dediğim gibi dağ şehir kurmayı sevmiyorum. Yani. Şurası aslında yok ya. Burası daha iyidir. Geniş geniş yayılı. Yani. Kurulacı sen ya buraya. Sana hemen bir şey bulalım. Kütüphane bulayım diyorsun. Kışta canı mı çıktı? Kışta niye bulmuyorsun? Tamam hadi kütüphane bul. Madem öyle istiyorsun. Sen Çiçinitse bulacaksın. Sen de manastırı ne? Uzak ya, buldun ya. He, şuraları kullanmıyorsun o yüzden. Buraları bir an önce maden yapalım da. Ya sen şunu yani bunu bulsana. Altın fazlası veriyor diye buna uğraşıyor ama gerek yok. İşte biraz işçi lazım ki o maden oralarda da maden yapabilsin yani. Şu an gelişim hızımız yavaş. Şehir sayısı kadar işçi yapmak düşüncem. Yani 8 tane işçi olsun istiyorum. 6 tanesi büyük adamızda, 2 tanesi İrlanda adamızda. Haraç istiyor bu. Ya var o kadar param. Gelirim de iyi. 5 turda o parayı sağlarım ama bana haraç da gelme. Bana böyle gelmeyeceksin. İyi. Bir sonraki sefere kibara sormayacağım. Ne yapıyorsan yap. Elinden gelen ardına koyma. Aa, Londra'ya pazar güzel olur. İyi gelir getirir ama bir bakalım ne veriyormuş bu. Ne kıtadaki diyor. Yani aslında adayı kastediyor. Aslında bir halta yaramaz bu. Daha tahıl ambarı bile bulmamışız. Olsun. Sen hacı göçmen yap. Diğer işçi bot nereye gelsin? Oraya da gelebilir, oraya da gelebilir. Ama yeni kurulan şehrimize gelsin. Yani yeni kurulan şehrimizin gelişmesi önemli. Şuraya gelsin hemen. Veya bir dakika. Neredesin sen? Şurayı kullanabiliyorsun değil mi? Tamam şuraya gel ya. O şu an o kadar sınırları genişmiş bir şehir değil. Şimdi Çiçinitsa bitsin. Oradan güvenlik askerleri basalım. Ama bir an önce basmamız lazım ya. Aslında şu an kötü yapıyoruz. Şehirleri savunması bırakmamamız lazım ama adada olduğumuz için bu kadar rahatım. Efendim Londra'daki halk huzursuzluk içinde hatta bazıları çalışmayı reddediyor. Bir kolezyum kurulmasını istiyorlar. Bekle bir şehri inceledim. Kolezyonu kaç turda? 5 turda. Tamam sonra buluruz hacı. Göçmen çıksın şimdilik. Sen buraya balık çukur. Evet şu şehrimiz hızla gelişsin. Buraya maden de yapıldı. Güzel. Burada bir patlama olacak şu anda. Sen can doğmuş. Biraz daha hızlı şehirleşmemiz lazım. Göçmenimiz çıkıyor. Güvenlik askerleri üretmemiz lazım ama Çiçinitse de önemli biliyorsunuz. Her şehrimize 125 savunma sağlayacak. Sen buraya yol yap, bu demiri kullanabilirim. Napolyon kurdu. Ya kanka. Ben bulacaktım onu ya. Üf, neyse hadi. %25 şey sağladı ya. Şuraya bak. Hepsi 45 lira 75 lira çıktı. Neyse hacı neyse. Fena da olmadı aslında. Her işte bir hayır vardır. Biz de baltalı üretiriz. Şey yaparız. Hani güvenlik askeri bulmamız lazımdı ya. Yeni kurulan şeylere. Onları sağlarız. Napolyon olmadı bu. Mühendisliği bulunca arkadaşlar Ayasofya kurabileceğiz. Ayasofya kurduğumuzda da işçilerimizin çalışması artacak. Asıl hedefimiz oydu aslında biliyorsunuz. Onu kimseye kaptırmak istemem. Aa doğru. Tamam buraya bir şeyler yollayacağım. Sen de otomatiğe bağla. Parası geri verildi bu arada onun. Bu arada Isabel Mansa Musa senle açık sınırlar yapabiliriz. Pusula ve takvim var sende. Mühendisliği herkes bize diyecek. Vay Almanya'dan daha iyiyiz teknoloji konusunda. Hoş geldin arkadaşım. 50.000 cesedi kargılıyor. Aman üf. Ne ilginç fantezilerim var. Seni şeye savaş açtırabilir miyiz? Jules Cesar'a. Açmazsın. Tamam olur. Şuraya kurulsun.
Bu arada senin sınırın kaç? 7. Tamam, sen gelişebilirsin. Sen 7 oldun mu acı? Yok, sen de 6'dasın. Sen 7'ye çıksana. Gerçi bayağı bir hızlı şehirsin. Sen mükemmelsin ya. Şuraya da bir işçi bot bulsak aslında fena olmaz. Tamam, o baltalıyı bir üretsin de. 30 dakikaya gelmişiz arkadaşlar bu arada. Biraz uzatacağım. Her şehrimizde bir savunma askeri olsun istiyorum. Evet. Jibon en büyük çalışmasını tamamladı. Dünyanın en gelişmiş milletleri. Biz neredeyiz? 7. sıradayız. İyi, en azından 12 devlet içinde 7. sıradayız. O da fena değil. Orta sıralar iyidir. Göçmen ürettin. Ve baltalığı bile bir türde buluyorsun. Bu da güzel. İşçi 2 tur. Baltalı bir tur. Bu çok hoşuma gitti. Bir tur da bul baltalayacağım. Sen de bir baltalı vur. Nerede? Yahudi manastırı kuruldu. Tamam, teknoloji seviyemizi geliştirmek için kütüphane bul. Arkadaşlar yavaş yavaş herkes pazar bulacak ama gelirimiz çok iyi. Şu an acelemiz yok. Sen bir şuraya gel. Sen de diğer baltaları ne verdik? Savaş gücü vermişiz. Sen de aynı şeyi al. Ve şu şehre gel. O şehri bir koruma sağlayalım. Şuradan çıkan baltalı da hemen şuraya gelecek. Her şehrimizde birer baltalı var şu anda. Onları yavaş yavaş arttıracağız. 2'ye, 3'e, 5'e çıkaracağız ama şu an güvendeyiz. Muhtemelen Napolyon'un şehirlerinde öyledir. İşçi 2 turda buluyorsun. Bu hoşuma gitti. İşçi bot 30. 60. İşçi bot çıkar ya. Sen de bunu al ve Hastings'e gel. Güzel. Sen 7'ye çıktın, bir dakika. Sınır 7'ydi. Sen şunu bırak. Şuraya gel. Başka, yani bilerek kısmamız lazım. O da çok gerekli değil şu anda. Sınıra geldi mi konuşuruz. Bu arada bu şehrin sınırları büyümüş, artık yengeç kullanabilir. Ama şimdi buradan çıkan işçi bot oraya yürüsün. Baltalımız da çıkıyor. Güzel. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş askeri üretimi ve gelişime önem vermeye başladık. 1430'a geldik. Sınırı açalım diyor. Olur. Bana böyle anlaşmalarla gelin. Musa, bir şey isteyeceğim ya. Sana bir şey veremez miyiz? Yok. Yani takas yapamaz mıyız? Yoksa beleşe bir şey vermem. İşçi 3 lira çıktı. Bu hoşuma gitmedi. Kolezyum istiyorlardı. Bir kolezyum yapabiliriz aslında. Yani bir göçmen de olabilir ama şimdi bir kolezyum yapalım. Sen, evet, işçi bot çıkar. Sen de şuraya gönderirsin. Hadi sen de bunu al. Ve şu kuzeye doğru git bakalım. Son şehrimizi nereye kurabiliriz? Adamızdaki. Aa, ne güzel bir şey geldi. Sen ne yapabiliyorsun? O şehirdeki teknoloji hızını %50 artırıyor ve kültür sağlıyor. Bunu yaparsak çok da bir şey değil. Akademi bir kurulsun ya. Felsefe buluyor ama. Dakika, felsefeyi keşfediyor. Felsefe bir güzel bir şey veriyor diye hatırlıyorum. Aa, Taoizm daha bulunmamış ve onu keşfettirecek. Agorvat var bir de. O da peygamber olan her şeylere artı bir. O felsefeyi mi bulsan? Hiç fena değil. Agorvat'ı da şeye kurarız. Hiç fena değil. Taoizm nerede doğar ki acaba? Doğarsa bize doğsun ya. Değil mi? Gerçi istikameti de bulsak fena olmaz ama. Hacı, hiç fena değil yani. Bulalım ya. Haydi bismillah. Teknoloji keşfedeceğiz. Bakalım felsefe gelecek mi? Geldi. Oh I be. have gained this by philosophy that I do without being Barış severlik şimdi gelmesin. commanded. Bir dakika o zaman. Kolezyum gitsin. Agorvat'ı bulalım acı. Önce biz bulalım. Maalesef mecburum. Şunu bırakın, şöyle bir şey yapalım. Burada madem fazlalık var, sen biraz daha üretime dayan. Aynen. Bu iyi oldu arkadaşlar. Muhtemelen Ayasofya'yı da York'ta bulacağız, keşfedeceğiz, kuracağız. Her şeyi söyledim ama biri tutmuştur inşallah. Bulmak, kurmak, keşfetmek. Bu arada işçi botumuz çıkmış. İşçi botumuz şeye gelecekti. Nerede o? Şuraya gel, tamam. Göçmen de buraya ulaştı. Buraya bir tane baltalı gidiyor. İkincisi de yolda. Bir tur daha geçelim. Şu an 35 dakikalara geldik neredeyse. Mühendisi de bulalım. Ondan sonra bölümü bitirelim arkadaşlar. İşçi bot üretilmiş. Adliye var. Aa, Yahudi misyoner de çıkarabiliyoruz. Baltalı.
İşçi üretebilirsin. İşçiyi boş versen pazar güzel olur. Kolezyum bulsan da iyi olur. Mancınık da üretebiliyoruz. O da güzel. Sen bir kolezyum üret ya. Yahudi manastırı kurdun. Güzel. Demirhane kursan yani tamam madem kütüphanede ısrar ediler. Ama demirhane kur ya. Şimdilik demirhane kur. Çünkü demirhane kurmak bina üretimini %25 arttırıyor. Oradan biraz avantaj ederiz. Elde ederiz pardon. Bu arada buraya kurmamı tavsiye ediyor. Şuraya doğru bir git bakalım. Sen de şuraya gel. Hemen buraya kurul. Çok güzel. Haydi bakalım. O şehir arkadaşlar yok şehri mükemmel olacak. Almanya at arabaları çıkarmış. İşçi sayımızı arttıralım. Tamam Hastings'e sen daha yeni mi geldin? Bir tık daha kuzey. Aha barbar. Oo bir dakika bir dakika. Barbar var. Hacı sen şuraya doğru git. Savaşçı barbar ama barbar var ama alırız. Şu barbar sorununu halledip son şehri kurup öyle bitireyim bari. Şimdi Ayasofya yapabileceğiz. Çünkü mühendisliği keşfettik. Fransa hala patır patır asker çıkartıp dolandırıyor. Bayağı bir işçileri var. Biz de işçi sayımızı arttıracağız arkadaşlar. Zaten ikinci sıradaki yerimizi koruduk gibi bir şey. Selamlar Serkan. Aaa Selahattin'le tanıştık. Hristiyan oldun sen Arap medeniyeti olarak. Asıl sen saçmasın lan şuraya bak. Ay hilal taşıyorsun şeyde. Başlığında. Ama Hristiyanlığı benimsemişsin. Neyse hadi bakalım. İlahiyatı bulmuşsun. Oradan git de kutsal doğruyu da bul. Şey versin sana. Evet, mekanizma güzel. Tiyatro mu takvim mi? Şimdi takvim merkezde var ama tiyatroyu bulan biz olursak güzel olabilir. Veya spiral minaresi kutsal doğruyu bulmaya kalksak ne oluyor? İlahiyatı bulmamız lazım. Bu arada felsefeyi bulduk. Taoizm bize gelmedi. Demek ki daha önce keşfedilmiş felsefe. Dünya harikası bir tane kurulur. Fena değil. Onu keşfedebiliriz. Tac Mahal ne veriyor? Mermer olan falan filan. Bir altın çağı başlatıyormuş. Eğitim önemli arkadaşlar. Özgürlükçülük. Aa! Bu teknolojiyi ilk bulan ücretsiz bir teknoloji keşfedilmesini sağladı arkadaşlar. Özgürlükçülüğe yöneleceğiz. O zaman ilahiyatı bulmamız lazım. Bir an önce oraya doğru yönelelim. Çünkü ilk keşfeden bir tane beleş teknoloji kazanıyor. Bu da çok önemli benim için. Şurada savaşçı olabilir bu arada. Sen şimdilik bekle. Baltalımız geliyor. Sen ne yapıyorsun? Kolezyum buluyorsun. Sen Agorvard. Şimdi hacı bizim Ayasofya'yı kurmamız önemli. Kolezyum 3 tür işe falan şey yaparsan biraz sıkıntı çıkabilir. O yüzden sen şöyle yap. Bu arada bir tane işçimiz yok mu boşta şöyle dandik bir iş yapan? Sen dandik bir iş mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Maden kuruyorsun. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Sen yol kuruyorsun. Sen buraya maden kurmaya devam et. Sen benim emrime gel bakalım. Bir üstte maden kursan çünkü daha iyi olacak. Çünkü York'ta Ayasofya keşfetmeye çalışacağız. Bu arada York'un ilk bulacağı dünya harikası olacak Ayasofya. Evet. Hacı fena değil. Hem müziği istiyorsun. Olur direkt kabul ediyorum. Pusulayı bulmuşsun o da güzel. 660 ama bizim mühendislik 1650 şeyinde değerinde. Aslında senden pusulayı da alabilirdik biliyor musun? Neyse. Fransızlarla anlaşmamı bozacağım. Oldu canım. Aa tebrikler İngiltere medeniyeti nüfusu 1 milyon oldu. Büyük şehirlerde verimliliği artırarak nüfusu da arttırabilirsin. Evet ama şehirler şu anda desteklemiyor o kadar şeyi. Devam edelim biz. Takvimi bulduk. Bu da güzel. Biraz teknoloji ticaretine yönelim. Mansa Musa. Pusulayı bundan da alabiliriz. Felsefe ve ilahiyat versen çok iyi. İlahiyatı bulmamıza gerek kalmaz böylece. Ver bakalım. Gerçekten iyi oldu. Çok iyi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi teknoloji ticareti bizi uçuruyor ya. Din yönetimi güzel olur aslında ama şöyle bir tabloya bakalım. Buradan köleliği seçsek, buradan din yönetimini seçsek güzel olur. Ama üretimimizi şu an bu seviyede kalalım. Şimdi değil. Kağıdı buluyoruz. Güzel. Böylece arkadaşlar özgürlükçülük yolunda 6 tur daha avantaj ettik. İlahiyatı erken keşfederek.
Mansa Musa sayesinde. Biraz daha bakalım. Bismarck bize ne verebilir? Hiçbir şey. Vay, Bismarck'a fark atmışız. İskender, artık senden de öndeyiz. Napolyon bizden öndedir ama. Aa, Napolyon'a öndeyiz. Vay. Teknoloji devi olduk. Güzel güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kütüphaneler, onlar bunlar, akıllıca yapılan ticaretler bizi uçurdu. Bu arada sen bundan sonra açlık çekme, şöyle şuna bas, tamam. Sen 8'e fırlamışsın hacı. Şunu boş ver. Şunu da boş ver. Bir gerile. Veya gerilemene gerek yok aslında. Sabit kalsan, şöyle sabit kalmıyor musun? Tamam, böyle takıl. Böyle takıl sen. Çünkü kızgınlık var. Mancınık falan çıkarmışlar. Gerçi biz de çıkarabiliyoruz. Onun havasını mı yapıyorsun bize? Millet de hala baltalarla takılıyor. Zaten teknolojide onların önünde sıkıntı yok. Daha Danimarka'ya bir şehir daha kurmamışlar. Bu arada balta... Bu bizim miydi? Göçmen mi gitti? Aa, o bizim ya, orası Danimarka değil, bizim yerimizmiş ya. Ben orayı Danimarka zannediyordum. Balığa o tamam da. Hacı, göçmen gitti. Boşu boşuna göçmen gitti. Neyse, bir tane daha çıkarız. Hiç dikkat etmedim var ya. Saldırsan alırsın bence hacı. %75 şey var ama. Evet. Sen burada kal. Neyse, bir tane göçmen kaybettik. Çok sıkıntı değil. Agorvat'tan sonra bir tane buluruz. Sen de buraya gel. Bu arada 42 dakika gelmişiz. Evet, artık burada bitirelim arkadaşlar. York'ta Ayasofya. Londra'da Angkor Wat buluruz. Böylece hem Londra'da hem de York'ta güzel bir dünya harikası bularak iki tane medeniyetimize gücüne güç katacağız. İyi gidiyoruz. Toparlanmaya başladık. Buraya da bir şehir kuracağız. Şuraya iki tane şehir kuracağız. Böylece 8 şehirlik bir Büyük Britanya olacağız. Ondan sonra amacım İskandinavya'ya yönelmek. Diğerlerinin kaç şehri oldu? Daha da uçtular mı diye bakacak olursak. 11 şehri var. Yani Napolyon'un bile. Bizim 8 şehrimiz olacak. Şu anda bizim 5 şehrimiz var. Bayağı gerideyiz yani ondan ama. Bir Almanya açısından bakalım bir de olaya. Gördüğünüz gibi Almanya'nın 9 şehri var şu anda. Biz de 8'e çıkacağız. Yani yakalayacağız onları illaki. Gelirimiz bayağı iyi. Patır patır göçmen çıkartırız. Baltalı da çıkartırız. Zaten yavaş yavaş bulunacak, kurulacak dünya harikası kalmamaya başladı artık. Her şey gidiyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde İngiltere medeniyete gelişmeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.